OpenAI firması ChatGPT'nin dördüncü sürümü olan GPT-4'ü 14 Mart'ta piyasaya sürdü. Bu videoda hızlı bir inceleme yapacağız. Bakalım ne gibi özellikler gelmiş. Yukarıdaki adresi açıklama bölümüne vereceğim arkadaşlar. Şurada da GPT'nin 14 Mart sürümü olduğu yazıyor. Bunu tıkladığınız zaman versiyon notlarını görebilirsiniz. Buradaki açıklamaya göre daha kompleks tanımlamaları anlayıp cevap verebiliyor. Daha yaratıcı cevaplar verebiliyor. Ve resim üretebildiği, belli bir seviyede algılayabildiği ve resimleri de ürettiği söyleniyor. Bu videoda bunların hepsini deneyeceğiz. Hemen başlayalım. İlk önce isterseniz klasik bir soru soralım. Mesela diyelim ki Mart ayında hava nasıl olur? Ya da bunu daha spesifik sorabiliriz. Yani bir coğrafi konum sorabiliriz. Şöyle bir gönderelim bakalım nasıl bir cevap verecek. Evet. Burada bakın gayet mantıklı bir açıklama yaptı. Ben bir yapay zeka dil modeliyim ve konumunuzu bilmediğim için size tam olarak Mart ayında hava nasıl olacağı hakkında net bir cevap veremem dedi. Gayet mantıklı bir cevap verdi. Çünkü Güney Yarımküre, Kuzey Yarımküre'de bu cevap değişebilir. Cevabı bitirdikten sonra yeni bir soru daha soralım arkadaşlar. Bunu zaten açıklıyor. Bakın Mart ayı dünya genelinde farklı iklim koşullarına sahip olabilir diye bize açıklamayı da yapıyor. Aşağıdaki Stop Generating butonuna basarak bu cevabı durdurabilirsiniz. Ama ben tüm cevabı görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi GPT 3'e göre daha açıklamalı, uzun açıklamalı ve mantıklı cevaplar vermeye başladı. Diyor ki Mart ayında havanın nasıl olacağına ilişkin net bir cevap verebilmem için hangi ülkede veya bölgede olduğunuzu belirtmeniz gerekir diyor. İsterseniz bir de bunu belirtelim. Mart ayında Türkiye'de hava nasıl olur diyelim ve gönderelim arkadaşlar. Evet, şu an yazdığı cevap daha kapsamlı. Türkiye'de Mart ayında hava kışın sona erdiği, baharın başladığı döneme denk gelir diyor. Burada Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Mart ayı daha ılıman geçer ve sıcaklıklar genellikle 10-20 derece arasında değişir diyor. Bölgesel farklılıkları bile bize belirtiyor arkadaşlar. Diyor ki ancak Karadeniz bölgesi ve İç Anadolu gibi bazı bölgelerde Mart ayı daha soğuk ve yağışlı geçebilir diyor. GPT 3 videomuzda çeşitli dillerde kodları yazdırmıştık. Şimdi bir de GPT 4'te basit bir kod yazdırarak bu alanda neler olmuş bir görelim arkadaşlar. Şöyle bir kod yazdırmayı düşünüyorum. HTML ve JavaScript kullanarak dörtgen şeklinde bir SVG dosyasını hareket ettirebilir misin diyelim. Bakalım bu soruyu anlayabilecek mi ve buna uygun kod yazabilecek mi? Şu an cevabı yazıyor. Evet, HTML ve JavaScript kullanarak bunu yapabiliriz diyor. Bakın burada HTML kodunu belirtiyor. Yazdığı kodu açıklıyor. 200 piksel 200 piksel bir dörtgen SVG image açtı ve bunu rectangle koduyla tanımladı. Gayet güzel yazdı. Şimdi JavaScript tarafına bakalım. Burada bakın bir timer açtı arkadaşlar. Her 1000 milisaniyede yani 1 saniyede bu rectangle'ı hareket ettirecek. Burada gördüğünüz gibi şurada X ve Y değişkenlerini yüzer birim değiştiriyor. Ve bu kodun açıklamasında yazıyor. Yani GPT-4 yine kod yazma açısından gayet iyi. Hatta SVG özel bir yani tür olmasına rağmen bunun kodunu yazabildi.
ChatGPT şu an için kendisine tarif edilen resmi oluşturup sonuç olarak gösteremiyor. Fakat Midjourney gibi, DALL-E gibi ve diğer Stable Diffusion gibi yöntemleri kullanarak text promptlarla resim üretilebiliyor. Acaba ChatGPT-4 bunu algılayıp bizim için bir resim promptu üretebilir mi? Bunu bir sınayalım arkadaşlar. Öncelikle ChatGPT'ye şöyle bir soru soralım. Yapay zeka ile resim üretilebilir mi diye bir soru soralım. Bakalım bize nasıl bir cevap verecek. Evet, yapay zeka kullanılarak resimler üretmek mümkündür diye bize cevabı verdi ve yazmaya devam ediyor. Burada yöntemlerin ismini yazıyor. GAN, Generative Adversarial Networks. Bunun tanımını yapıyor. Bu açıdan ChatGPT'yi öğrenciler için tavsiye ediyorum. Yani daha doğrusu herkes için tavsiye ediyoruz. Açıklamaları da gayet güzel ve basit bir dille yapıyor. Burada zaman geçirmek, insanların bu konuları hızlıca kavramasını, ilgi duydukları, çalıştıkları konuları hızlıca kavramasını sağlayacaktır. Açıklamalar gayet yeterli. Evet, uzun bir açıklama yaptı. Şimdi GPT'ye şöyle bir şey soralım. Resim üretmek için kullanılan text prompt nedir diyelim? Veya şöyle diyelim, text promptları biliyor musun diyelim ve sonuca bir bakalım arkadaşlar. Evet, bu konu hakkında yazıyor bize. Text promptlar yapay zeka kullanılarak resim üretmek için sıklıkla kullanılan yöntemdir diyor ve bize bir text prompt verdi arkadaşlar. Yine OpenAI firması tarafından geliştirilen DALL-E modelini kullanabilirsiniz diye bize öneride bulundu. Şimdi DALL-E'nin sitesinde biliyorsunuz resim üretilebiliyor. Buradaki text promptu girip generate deyip resimler üretebiliyoruz. Bakalım ChatGPT bizim için bir DALL-E promptu verebilecek mi? Şöyle bir soru soralım. Benim için ya da şöyle diyelim. DALL-E ile bir resim üretmek istiyorum. Bana bir prompt yazabilir misin diye soralım. Bakalım yazabilecek mi? Evet, şu an bir cevap veriyor arkadaşlar. Elbette bir DALL-E prompt örneği verebilirim demiş. Evet, promptu çift tırnak içerisinde bize yazıyor. Türkçe yazıyor. Tabii ki DALL-E bu promptu Türkçe olarak algılayabilir mi? Birazdan deneyelim. Evet, bir unicorn tek boynuzlu at uçarken bir gökkuşağına doğru ilerliyor diye bir prompt yazdı. Promptun açıklamasını da yapıyor bize. Evet, bu açıklamadan sonra bu promptu Türkçe olarak alalım ve DALL-E'nin prompt bölümüne yapıştıralım. Bakalım Türkçeyi algılayıp DALL-E bize bir resim çizebilecek mi? Açıklamayı yazdı arkadaşlar. Şimdi bu promptu alıp DALL-E'ye yapıştıralım. DALL-E'nin biliyorsunuz şurada bir text promptu var. Buraya yapıştıralım ve generate butonuna basalım. Türkçe algılayıp acaba bir sonuç bize üretebilecek mi? Evet, şu an gördüğünüz gibi güzel bir prompt üretti. Burada tabii alakasız şeyler de üretti. Mesela şunlar alakasız ama bir tanesi tek boynuzlu at üretti arkadaşlar. Şimdi başka bir şey deneyelim. Peki DALL-E için bir çizgi film karakteri promptu yazabilir misin diyelim. Bakalım yazabilecek mi? Hatta şöyle bir ayrıntı da yazalım. Karakter bir sokakta yürüyor olsun diyelim. Bakalım bunu algılayıp bize cevap verebilecek mi? Evet. Burada direkt bir
Çizgi film karakterini de kendisi random seçti arkadaşlar. Scooby-Doo bir sokakta yürüyor ve yanındaki arkadaşlarına şaşırmış bir ifadeyle bakıyor dedi. Kopyalayalım ve deneyelim. Acaba yapabilecek mi böyle bir şey? Generate butonuna basalım. Evet, burada tabii Scooby-Doo'yu direkt algılayamadı. Onun yerine bunun tabii ki Scooby-Doo'nun bir köpek olduğunu algılayıp bize resimler üretti arkadaşlar. Burada ek sorular, ek özellikler açıklayıp daha gelişmiş bir prompt isteyebiliriz. Mesela şöyle diyelim. Daha gerçekçi bir resim üretebileceğim. Ayrıntılı bir prompt örneği verebilir misin? Diyelim ve gönderelim. Bakalım bize acaba gerçekçi resim üretebileceğimiz bir prompt yazabilecek mi? Tabii burada Dali'nin Türkçe kelimeleri anlaması da önemli. Aslında promptları İngilizce yazdırabilirsek daha iyi olabilir. Şu an çok daha uzun bir prompt yazdı. Şöyle bir metin. Bir kedi üzerinden bunu bize ifade etti. Bakalım oluşturabilecek mi? Buraya yapıştıracağız. Bunu kopyalayalım tabii ki. Ve generate butonuna basıp sonucu görelim. Acaba ne üretecek? Yine Dali'ye OpenAI üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu adresi de vereyim sizler için. Aynı hesapla Dali'yi de kullanabilirsiniz ve resim üretebilirsiniz. Biz burada ChatGPT'den prompt üretmesini istedik. Aslında daha fazla prompt örneği verip ondan yeni promptlar isteyebiliriz. Örneğin şuradaki resim daha güzel bir örnek, daha gerçekçi olmuş. Tekrar generate butonuna basıp yeni bir resim deneyelim. Evet. Tabii burada tam algılayamadı. Kedi resimlerini tam düzenleyemedi ama şu mavi pencere detayı vesaire bunlar gayet iyi bir şekilde resme aktarıldı arkadaşlar. Şöyle diyebiliriz. GPT-4 biraz daha geliştirilmiş vaziyette ve daha iyi sonuçlar üretiyor.